Tankımız topumuz bizi korumayacak. Yüksek bilinçli insanlarımıza ihtiyaç var. Kuantum çağının gerisinde kalırsak hayatta kalma şansımız kalmayacak. İnsan sadece kapasitesini tamamıyla kullanmıyor. Ama kullanacak. Evet o kapı o eşikteyiz. Beynimizin kaçta kaçını kullanıyoruz soruları bitecek. Çünkü olay beynimize değil bilinçli olacak. İnsan bilimci atomdan daha mı kuvvetli? Zihin mucize oluşturabilir mi? Yüksek bilinç yapay zekayı yenebilir mi? Işınlanma bugün mümkün olacak. Evet. Olmaz dediğimiz her şeyin olduğunu göreceksiniz. Burada bir insan beyninin emarı var. Ama özel bir insanın. Kimsenin bilmediği sırları çözebileceksiniz. Şifreleri kırabileceksiniz. Belli frekansları içerisinde sıkışık durumdayız. Aramızda yüksek bilinçliler var mı? İslam alimlerini, Allah dostlarını mesela kuantum fiziği biliyor oluşumuza örnek gösterebilir miyiz? Cennet avama verilmiş bir rüşvettir. Diyor. Ötesi var diyor. Tabii ki. Madde insana, insan da maddeye etki eder diyor. Cennette her istediğinizi bir anda önünüzde oluşması meselesi nedir? Aslında kuantum boyutta olasılıklar. Bravo. Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında ilk kez konuk edeceğimiz bir isim bizimle. Sizlerle konuğumu buluşturmadan önce elimdeki bu şahane kitabı bir göstermek isterim. Hay kitaptan çıktı. Kuantum boyutunda istihbarat. Efendim, yeni bir çağ başlıyor. O başlayan yeni çağda işte bu kitap anlatıyor. Kuantum boyutunda istihbarat. Kitabın yazarları Profesör Ramazan Biçer ve Eda Alemdar. Yazarlarla beraber 6 yıldır bu kitapla ilgili çalışma yürüten isim Mehmet Hakan Sancar, kitabın editörü bizimle. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk cümlelerim bence önemliydi. Kuantik bir çağ başlıyor bu çağda hem bireysel yaşamlarımızda hem de devletler olarak ya yakaladık ya yakaladık. Yakalayamazsak ne olur? Ferda Hanım eğer kuantum çağının gerisinde kalırsak hayatta kalma şansımız kalmayacak. Bunu o kadar çok net söylüyorum ki kuantum çağı artık Newton fiziğinin tarif etmiş olduğu ölçülebilir lineer zamanı ve ölçülebilir her şeyi alt üst edecek. Etti de zaten. Onun için de devletimiz eğer bu yönde bir pozisyon almazsa Kuantum fiziği ilkeleri doğrultusunda hem sosyal hayatımızı hem teknik ve bilimdeki hayatımızı bu şekilde organize etmezsek bu coğrafyada tutunmamız çok zor artık. Ee, biz kadim bir devletiz. Bu kadim devlet işte 2000 küsur yıllarla ifade ediliyor ayakta. Ee, biz var olan süreçte bir kere metafistik istihbarattan faydalandık mı, faydalanıyor muyuz yeri geldiğinde... Bir yere bağlayacağım da o yüzden soruyorum. Metafizik istihbaratta şu anda devletimizin ilgili kurumlarının hangi boyutta işler yaptığı konusunda henüz bir bilgim yok. Fakat biz kitabımızda metafizik istihbaratın nasıl yapılabileceği konusunda çok ciddi bilimsel açıklamalar ve bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alındı. zaten. Bunu niye soruyorum? Kuantum fizikle klasik fiziğin ayrımını bir cümleyle yapsanız ne derdiniz? Ve metafizik dediğimizde kuantum bize metafizikle ilgili neler ispatladı? Şöyle Newton fiziğinin bize e, gösterebildiği şeyler madde alemdeki ölçülebilir zaman, mekan, hı hı. cisimler. Bunlarla ilgili her türlü bilgiyi Newton fiziği kurallarınca tanımlayabilirsiniz, anlayabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz ama iş metafizik boyuta geldiği andan itibaren eğer elinizde bir kuantum fizik kuralları yoksa onların hepsi birer fenomen ve masala dönüşür. Kuantum fizik bizim hangi bilgimizi yerle yeksan etti? Klasik fiziğin bize söylediği. Evet. Yani niye yeni bir çağ başlıyor diyoruz kuantum fizikle? Bakın şöyle ki bugün bilimin özellikle bilinen fizik ve kimya bilgileriyle tanımlayabildiği her şeyin ötesinde yaşadığımız bazı şeyler var. Bunu neyle izah edebilirsiniz? Mesela insan bilincini nasıl ölçersiniz? İnsan yaşadığı evrende yarın aklının almadığı mesafelere nasıl gider, nasıl gelir? Nasıl yapar bunu? Nasıl? 1900'lü yıllarda daha birileri bunu farkına vardığı zaman onlar bunu nasıl yapılabileceği konusunda gizli kapaklı bir, bir, bir sürü konferans düzenlediler, yaptılar. Ama hiçbir zaman kamuoyuna bunu direkt açıklamadılar. 1918 senesinde alınan bir Nobel'in ötesinde bilinen çok fazla bilgi yok. Bir süre sessizlik. Hı hı. Şu anda geçtiğimiz 5-6 yılda bununla ilgili ufak tefek şeyler yazılmaya başladı. Sonra kitapların sayısı artmaya başladı. Bilimsel yayınların sayısı artmaya başladı. Bu çok dikkat çekiciydi. 6 sene 7 sene önce biz de fark ettik bunu. Çünkü bakın aslında bizim kadim kültürümüzde kuantum fiziği çoktan bildikmişiz. Şey ha sadece. var. Evet. Ee, İslam alimlerini, Allah dostlarını mesela kuantum fiziği biliyor oluşumuza örnek gösterebilir miyiz? Kesinlikle gösterebilirsiniz. Mesela bize o İslam alimlerinden birinin bir sözüyle... Aslında kadim Türk milletinin, Türk insanının ya da e, bizlerin bu coğrafyada bu bilgilere zaten aiz olduğun ispatı nedir? Bir Allah dostundan yola çıkarak. Mesela Bağdatlı Abdülkadir Geylani. Evet. Mesela kutsal kitabımızdaki özellikle cennet tasviriyle ilgili şunu söyler. Cennet avama verilmiş bir rüşvettir der. Ötesi var diyor. Tabii ki. Yani madde dünyayla, Newton fiziğiyle sizin izah ettiğiniz şeyler Tanrı'nın katında ne, ne ifadedir? ifade eder? Hiç. Hiç. Ancak insana bazı şeyleri anlatabilmek için insani tahayyüller gerekir. Onlar da öyle yapmıştır ama bir Allah dostu bunun farkındadır yani. Şunu mu anlamalıyız? Kuantik çağda bizim bildiğimiz ya da bize aktarılan kısmı her şey yerle yeksan mı olacak? Asla hiçbir şey bilmediğimizi mi fark edeceğiz insana ve evrene dair? Bence yeni bir kapı açacağız. Aslında ben bilimde üst üste konmuş taşların hiçbirini küçümsemem. Hı hı. Newton fiziği ve bugüne kadar gelmiş bilim adamlarının yapmış olduğu bütün çalışmalar bizim dünyamıza bir şeyler kattı. Farkındalığımıza bir şeyler kattı ve katmaya devam edecek. Biz çünkü iki boyutlu bir varlığız. Hem fizik yanımız var hem metafizik yanımız var. Hı hı. Bugüne kadar fizik yanımız tarif edilebiliyordu, anlatılabiliyordu. Metafizik yanımız ise sadece fenomen gibi Evet, evet. Oysa kuantum fiziği bunu ortadan kaldıracaklar. Mesela şu mu? En basit en yalın haliyle sorayım. İki boyutluyuz ya. Bir bu maddi alemdeki evet. bedenimiz. Bir de metafizik varlığımız. Rüyalarda gezinen, astral seyahatlere çıkan, paralel evrenlere giden tarafımız. Metafizik tarafımız mı? Elbette. Tamamen böyle açıklanabilir. Yani bir e, atom altı aynı anda evren her yerinde olabilme durumu tamamen ispatlanmışken. Ee, bunun olmaması kim iddia edebilir? Rüyalarda anlık çok uzak yerlere gidip gelmeler, zamanın ötesinde bir takım bilgiler almalar. Bu nasıl olabilir? Hı hı. Bu, kuantum fiziği gayet güzel izah eder. Onun için de e, rüyalarımızda gördüğümüz şeylerin mutlaka bir izahı var. Bu izahla ilgili kitabımızda gayet güzel bölümler var. Yani kitap da ben başta söylemedim biraz Sakan Bey konuşsun konuşturalım. Ondan sonra size kitapla ilgili bazı dipnotları düşmek isterim. Bir kere evinizde mutlaka bulunsun kütüphanenizde. Anlayamadığınız anlam veremediğiniz ya da gelecekte neler olacağı ile ilgili bilgiler alacağınız bir kitap. Hem siz okuyun. Hem çevrenizde sevdiklerinize hediye edin. Hatta çocuklarınıza okuyun. Okuma günleri bile yapabilirsiniz biliyor musunuz bu kitap üzerinden? özellikle çocuklar. Özellikle çocuklar diyor bakın Hakan Bey. Bakın ben buradan gençlere sesleniyorum. Aslında bu kitabın muhatabı sizlersiniz gençler. Lütfen bu kitaba ilgi gösterin, okuyun. Yazarlarımız özellikle bunun için 6 yıl çok ciddi çalışmalar yaptılar. Gençler mutlaka bu kitabı okuması lazım. Çünkü bir eşikteyiz. Bu eşiği atlamadan önce işi idrak etmek zorundayız, boyutlarını anlamak zorundayız. Son derece sade, anlaşılır ve çok önemli buluş niteliğindeki bilgilerle bu kitap içerisinde bu mevcut. Şu gözünüzü korkutmasın kuantum falan denildiğinde işin içine fizikte girdiğinde anlaşılamaz şeyler zannediyorsunuz. Hayır o kadar basit o kadar yalın bir dille anlatmış ki yazarlar Ramazan Biçer, Eda Alemdar, Hakan Sancar'da 6 yıldır bu kitapta onlarla beraber çalışıyor. Şu anda editörlüğün üstlendiği için kitabın sözcülüğünü de Hakan Bey yapıyor. Eee? Tesla'nın bir cümlesini hatırlatmak isterim kitapta da var. Bilim fiziksel olamayan şeyleri araştırdığı gün daha fazla ilerleme kaydedecektir. Ya cümleye bakar mısınız? Arşan'da Hakan Bey. Var aynı şey. Bilim fiziksel olamayan şeyleri araştırdığı gün daha fazla ilerleme kaydedecektir. Kitabın yazarları da bilinmeyenlere o hani bilmediğimizin ürkütücü karanlığına bir ışık tutuyor bu kitapla almanızı bir kez daha e, tavsiye ediyorum özellikle sizlere. Bu, özellikle bu kitabın özünde zaten ışığa değin. Işık çok önemli. Işık bu kitapta defaatle vurgulanmış. Işık niye bu kadar önemli? Işık bilincin ta kendisi çünkü. Işık bilincin ta kendisi. Evet. bilinç uzun yıllardır bilim adamlarınca beynin beyni incelemek suretiyle anlaşılmaya çalışılan bir olgu. Çok önemli bir olgu. İnsanı insan yapan şey aslında. Ve şu anda yazarlarımız özellikle bilincin Işık olduğu konusunu buluş niteliğinde kitapta zaten kalem almıştım. Mesela e, diyor ki kitapta göz diyor, gören göz değildir diyor. Gözün görmesini sağlayan ışıktır. Işık olmazsa göz göremez diyor. Kesinlikle. Doğru. E, plezenta mesela, e, plezente cenini bilinçli hale getirir. Plezente ışığı geçiren bir organdır deniliyor kitapta. Hakan evet. Bey biraz bunları bize lütfen bir anlatın. Işığın neden bu kadar... Önemli olduğu bizim aslında İslam literatüründe nur dediğimiz şey mi? Evet, aynen öyle. Yani bakın e, teolojik olarak tanımladığınız zaman bazı şeyleri bunlara nur diyebilirsiniz. Farklı şeylerde ifade edebilirsin ama günün sonunda bir enerjiden bahsediliyor. Peygamberlerin almış olduğu bütün vahiylerde bir ışıktan bahsedilir. Fakat insanların bunu ifade etme biçiminde meleklerin kanatlı olduğu, ...bir şekilde geldiği, tebliğ ederken olan bütün fresklere bakın... ...Hristiyanlık'ta, İslam'da yapılan minyatürlere bakın... ...bir melek figürü vardır, bu tasvirdir sadece... ...insanların anlayabilmesi için... Hı hı. ...orada olan tamamen olan şey bilinç yoluyla... ...daha yüksek bir bilincin aktarılmasıdır... insan edilmesidir aslında... Yani bir bilinç transferi mi yapıldı peygamberimize? Kesinlikle öyle Hira'da? Değil. Aynen öyle yapıldı. Nasıl bir fenomen gerçekleşti orada? Şöyle bakın, yüksek bilinçli insanlar aslında doğuştan bazı özelliklere sahip oluyorlar. Zaten yazarlarımız da buna çokça değiniyorlar. Yani bunun için bir teolojik altyapı olması gerekmiyor. Yani bir maneviyatta illaki bir bu buna bir etken olabilir ama esasında doğuştan bir durum bu. Muhtemelen Peygamber Efendimiz'de de çocuktan bazı emareler zaten vardı. Fakat 40 yaşını geçtikten sonra yüksek bir dağda tek başınayken bir ışık tarafından ihsan edildikten sonra her şey başlıyor. Hı hı. Orada sadece tebliğ edilen ayetler değildir onun ulaşması gereken en yüksek bilinç pozisyonudur. Peygamber Efendimiz erişilmiş en yüksek bilince sahiptir. Onun için zaten çok çabuk bir yayılım oluyor. Bakın orada da vardır. İslamiyetin küçücük bir yerden, kendini alan çok az bir kitleden sonra hızlı yayılmasının sebebi de morfik alanda çok hızlı hareket eden bir yüksek bilincin neden olduğu bir makro bilinç durumudur. O zaman şunu sorayım, tam yeri geldi. Kuantum fiziğin kabul ediliyor oluşu artık. Bunun keşfedilmesi Allah'ın varlığına, birliğine de önemli bir delil olarak gösterilebilir mi? İnanmayanlar için soruyorum. Özellikle bir bir yaratıcının olduğuna inananlar en azından. Hı hı. Fakat bugünkü gençlere anlatılan şekilde olan haliyle dini çok fazla ciddiye almayan gençlerimiz için kuantum fiziği ve kuantum fiziğiyle izah edilen metafizik olgular bunları Onların daha iyi kavramasını sağlayacaktır. İnanan ve inanmayan o kişiye kalmış bir şey. Hakan Sancar şu an birini e, Allah'ın varlığına birliğine ikna etmek için kuantum fizikten bir örnek verse neyle ispat ederdi? Hangi durumla? Şöyle görmediğiniz bir şeye inanıyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Peki kuantum fizik, fiziği size bunu daha görünür kılsa? Nasıl? Materyalist felsefede sadece görünene, elle tutulana ve ölçülebilene inanan insanlar yaradan olgusunu da bu şekilde ölçümlemeye çalışıyor olabilir. Fakat metafizik alanda da bazı olaylar var. Tanımlanamayan, bunlara bir anlam veremiyorlar. Efendim bu nasıl oluyor acaba? Sihir midir, büyü müdür? Efendim mesela bu nasıl oldu diye kendi kendine soran insanlar için kuantum fiziği bunlara o kadar net cevaplar veriyor ki şöyle düşünmek lazım. Yaradan sonuçta evreni yarattığı zaman hem bildiğimiz anladığımız manadaki madde alemdeki fiziği de kuantum fiziğini de o yarattı. Eğer gerçekten yaradanı anlamak istiyorsanız ağırlığınızı kuantum fiziğine verin daha iyi anlayacaksınız. O kadar çok ispat var ki. Yani ispatlar kitapta da var. Hepsi var. Esas ispatların daha detayları kitapta teknik olarak da izah edilmiş durumda. Hem teolojik olarak hem bilimsel olarak. Aramızda yüksek bilinçliler var mı? Elbette aramızda yüksek Yüksek bilinç var. derken benden, Ayşe'den, Fatma'dan bir farkı olmalı. Nedir o insanları farklı kılan? Yüksek bilinçli insanların olayları algılama durumundan tutun da metafizik alandaki güçlerine kadar normal hı hı. insanlardan farklar. Yani şöyle tarif edeyim matematik sadece daha iyi belki anlaşılır, seyircilerimiz daha iyi anlarlar. Eğer e, normal bir insanın bilinci bir ikisi olarak kabul ederseniz yüksek bilinçli insanın, 15x olarak kabul etmemiz lazım. Yani sırası geldiği zaman zamanı ve mekanı da ortadan kaldıran bir takım e, fenomenleri rahatça yaşayabilen, bunları yapabilen güce sahip insanlar. Bu gücün kaynağını da zaten kuantum fiziğinde rahatça izah edebiliyoruz. Ben istersem yüksek bilince erişebilir miyim? Şöyle biz yüksek bilincin daha fazla doğuştan olduğu kanaatindeyiz. Fakat Şöyle söyleyeyim, insanlar bilinçlerini de mutlaka belli düzeylerde geliştirebilirler. Ama bizim yüksek den hmm. kastettiğimiz insanlar e, bu seviyelerin çok üstü Bir takım ön sezilere sahip olanlar, telepati gibi evet. e, bir takım durumları olan insanlara biz yüksek bilinçli insanlar diyebilir miyiz? Mesela Biz de ben sıradan bir insan olarak da ön sezimin güçlü olduğunu düşünürüm. Pardon. Bu aslında yaratılışta hemen hepimizde olan durumlar ama yüksek bilinç bunların en... ...tepeye çıkması mı? Bakın e, şunu şöylece izah edebilirim. E, özellikle kitabımızda... MR görüntülemeleriyle... Hı. ...belirlenen bir fiziksel... ...belirteç var. Bunun ötesinde de... ...yazarlarımızın... ...kısmen orada belirttiği... ...bazı özellikler var. Yüksek bilinçli insanların... ...özellikleri üzerine. Fakat yüksek bilinçli... ...insanların, e, normal bilinçli insanlara... ...göre sezgi yetenekleri... ...çok daha gelişkin. Bir takım imgelemler konusunda... ...yani... Gözle görü değil, farklı şekillerde görülere sahipler. Ya çok özür diliyorum. Şunu bir izleyicilerimize göstermek isterim. Burada bir insan beyninin MR'ı var. Ama özel bir insanın. Özel bu yüksek bir bilincin MR'ı bakın. Evet. Ve MR görüntülemelerinde veya daha ileri boyutta yapılacak hı hı. görüntülemelerde Kaudat putamen diye tabir ettiğimiz beynin bir bölgesinde bir farklılık var. He. Bu kitapta zaten Detaylarıyla anlatılmış. O insanların beyninde bir bölüm farklı. Farklı. İnsan beyninin düşünebilmesi için şu iki kürenin de olmasına gerek yok diye okudum ben kitapta. Evet bu doğru. Bu, bunu açıklayalım ama. Şöyle. İnsanın düşünmek için beyni ihtiyacı yok bu çok iddialı bir söylem. Bu tamamen bunu söylemiyoruz zaten. <laughs> Orada şöyle izah edebilirim konuyu beyninin belli bir kısmını hı hı. çeşitli rahatsızlıklardan dolayı kaybetmiş insanlar olabilir. Yani evet. bunlar da. Özellikle hem deneysel manada hem de birçok makalede bunları biz tespit ettik. Beyninin neredeyse yüzde yirmisiyle ortalama bir IQ'da hayatını devam ettiren hatta bir kamu kuruluşunda çalışabilecek düzeyde insanlar var. Yani bu e, olası bir şey. Bunun dışında da fare deneylerinde zaten şu görülüyor. E, beyni farklı şekillerde ampute edilen fareler Labirentteki hafızalarını neredeyse beynin %95'i çıkarılana kadar hiçbir şekilde kaybetmeden tekrardan yollarını bulabiliyorlar. Nasıl yapıyoruz bunu işte? İşte bakın şöyle söyleyeyim. Beyin Bilinc... beyin bir arayüz mü sorusu önümüze geliyor. Bu denebilir. Beyin bir arayüz çünkü neden? Belli frekansları içerisinde sıkışık durumdayız. Yani hem gözün görebildiği, kulağın duyabildiği, bunun alabildiği kokular belli bir frekansın ötesinde değil. Ama yüksek bilinçli insanlarda böyle değil. Göz olmadan da Görebilir. Göre olabiliyor. Yani buna Nikola Tesla'yı örnek verebilirim. Birçok bilim adamının hatta Nobel alan, hatta imgelemler sayesinde bir takım çözülemeyen, formülleri çözen e, bilim adamları var. Acaba şu olabilir mi Hakan Bey? Biraz tasavvufla falan da ilgili olduğunuzu bildiğim için soruyorum bu soruyu. Estağfurullah. Kitap kendini hangi cümleyle anlatır derseniz bence şu. Evrenin keşif çağı sona eriyor, ustalık dönemi başlıyor. Bugüne kadar da birçok keşif yapıldı bilime dair. Yaradan böyle bize küçük 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 bir takım keşiflerle bizi anlattı evreni anlattı. Acaba şimdi bundan daha ötesini e, gösterecek olmasının sebebi hikmeti kuantum fizik olabilir mi diye düşünüyorum. Bundan bu öğrendiklerinizden daha ötesi var demenin yolu mu kuantum fizik ve o alandaki keşifler? Evet olabilir. Artık zamanı gelmiştir. Bir i̇nsan bu düzeye eriştiyse. Yaradan buna izin vermiştir. Peki birinin yer çekimine bulmasıyla benim bulamayışım arasında bilinç düzeyimiz arasında bir fark olduğundan mı? Yoksa Allah tarafından onlara verilen bir ilham mı bu? İlim bazı kişilere nasip ediliyor. Bunu ayetlerde de çok rahat görebilirsiniz zaten. Hı hı. Yani herkesin bulması diye bir şey söz konusu değil ama hayatta her insanın belli bir oranda sezgisel durumları oluyor. Ama yüksek bilinçli insanlarda bu çok farklı. <laughs> Onların enerjisi çok daha farklı. Onların yapabilecekleri çok daha fazlaca şey var. Yaratımda aslında insan beyni şu an gördüğümüzden bildiğimizden çok daha ötesi mi diye sormak isterim. Yani atomdan bile daha güçlü olduğunu söyleyebilir miyiz beynin? Kesinlikle söyleyebiliriz. İnsanın çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz yaratılmışların hatta en güçlüsü olduğunu söylüyor. Neden kullanamıyoruz? Ben buraya takılıyorum. Bakın şimdi, bütün... Vakti mi gelmedi, zamanı mı değil? Kapıyı bulamazsınız, çıkamazsınız. Kapıyı bulmanız gerekir. Kuantum fiziği kapıdır. Kapıdan çıktıktan sonra birçok insan bazı şeylerin farkına varacak. Onun için dedik ki çağın başındayız. Onun için ki anlamak zorundayız. Bunu devletimiz anlamak Hı. zorunda. insanlarımız milletimiz anlamak zorunda. Çünkü kapının eşiğindeyiz. Sadece kapının içinden geçenler anlayabilecek. Şöyle mi düşünelim Hakan Bey? Bildiğimiz şu an istihbaratta güçlü bir noktadayız. Evet. E, bu Çok benim naçizane görüşüm evet. böyle. Bu güç bu keşiflerle beraber anlamını yitirecek bambaşka şeyler önümüze gelecek. E, ne bileyim işte mesela beyin okuyabilen, zihin okuyabilen ve kuantik çağda bambaşka bunun gibi şeylerin önümüze geleceği bir çağ olacağı için Evet. yakaladık yakaladık yakalayamadık çağın gerisinde mi kalmış oluyoruz Biz şöyle yapalım istihbaratta iki bölümü ayıralım tamam bir Newton fiziğiyle fiziksel tamam. ve bugünkü çağımızın bize vermiş olduğu iletişim imkanları ve teknolojik imkanlarla yapılan hatta insan kullanarak yapılan istihbaratı tamam. bu alalım tamam e bir de bir metafizik alan var kuantum fiziğinin etkin olduğu bir alan var. Yani zaman ve mekanın sınırlamasının dışına çıkmış düzeydeki insanlar var. Neden bunları kullanmıyoruz? Ha kullanalım diye söylüyorsunuz bunları. Kitabın içi yazıyor. Bu kitap bu antik çağda Türk Devleti'nin kalıcı olması için yazılmış bir kitap doğru mu anlıyorum? Kadim Türk Devleti'nin geleceği için bir seçenek bir uyarı. Ha bir uyarı diyor bakın çok önemli. Ne olacak kuantik çağda istihbaratta ve biz ne yapmazsak bunun gerisinde kalırız? Bildiğimiz istihbari yöntemler çöp mü olacak? Ferda Hanım, Türkiye'de uzun yıllardır hep konuşulan bir konu vardır yani. Bunu halk arasında da her yerde duyarsınız. Bir beyin göçü oluyor. Hmm. Çok kıymetli insanlarımız çalınıyor, götürülüyor. Değişik vakıflar aracılığıyla batılı ülkelere gidiyorlar diye şeklinde hmm. sürekli bir serzeniş vardır bilirsiniz. Kitabın özünde yazarlar bunun bir beyin göçü olmadığını, bir bilinç göçü olduğunu iddia ediyorlar. Bilinç göçü. Biz yüksek bilinçli, potansiyelli insanlarımız da bunun arasında kaybediyoruz. Tabii ki yüksek IQ'lu, zeki insanlar, parlak zekalı insanların yanı sıra biz yüksek bilinçli insanlarımızı da kaybediyoruz. Kadim Türk Devleti yüksek bilinçli insanların potansiyelini kullanmak için onları tespit etmek, bulmak zorunda. Ve gitmelerine izin vermesin diyorsunuz. Kesinlikle. Bu olarak, çağda onlara ihtiyacımız var. Tamam işte ne yapılacak mesela? O zaman şöyle sorayım Hakan Bey. Şu anda da bildiğimiz istihbari yöntemlerde programlardan yaptığım programlardan yola çıkarak biliyorum. İnsanı etki edebilmek uzaktan mümkün. Mümkün tabii. antik çağda ne olacak da bunun da ötesine geçilecek? Şöyle söyleyeyim. Hiç gidemediğiniz noktalarda anlık gözle değil ama yüksek bilincin size vermiş olduğu güçle görebileceksiniz. Kimsenin bilmediği sırları çözebileceksiniz şifreleri kırabileceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer karşında bir bir hasım devlet veya güç varsa bununla ilgili on, yüksek bilinçli bir insan karşısında gizleyebilecekleri herhangi bir yer yok. Çünkü yüksek bilinç gücü her noktaya girebilir. Başka ülkeler bu anlamda insan yetiştiriyor mu kuantik çağ? Müesses nizam dediğimiz şey nedir? Bizi kimler yönetiyor? Neden böyle şeyler yaratıyoruz? Hayaletler, öcüler yaratıyoruz. Uzaydan getiriyoruz insanları. Yerin altında yaşayan yaratıklardan falan bahsediyoruz. İnsandan daha güçlü bir varlık mı var yani? Bence yok. O zaman onun için de bütün hayaletlerimizi, öcülerimizi, o gözle görülmeyen onlara çeşitli böyle şekiller verdiğimiz varlıkların tamamını biz yaratıyoruz. Bizim projeksiyonumuz bunlar. Biz öyle inandığımız için varlar oradalar. Bilirsiniz hani eski çocukluk şeylerinde böyle bir şey vardır. Yatakta yatarsınız. Kapının arkasındaki Ceket size öcü olarak görünür. Işığı açtığınız anda cekettir. Biz ışığı açıyoruz. Orada öcü yok. Orada insanlar var. Yüksek bilinçli insanlar var. Bizim de bu potansiyelimiz var. Tankımız topumuz bizi korumayacak. Yüksek bilinçli insanlarımıza ihtiyaç var. Her alanda ihtiyaç var. Bizi bizi yönetmek açısından da var. İstihbari açıdan da var. Devletin hemen her organında var. Ülkemizin bu insanlara ihtiyacı var. Peki kuantum bilgisayarların hayatımıza girecek olması ne demek? Hem istihbariye açıdan hem bireysel yaşamlarımızda. Mesela şu an çeşitli şifrelerle korunuyoruz ya bütün dijital mecralarda. Ama kuantum bilgisayarlar geldiğinde bildiğim kadarıyla o şifrelerin bile bir anlamı kalmayacak. Kesinlikle. Saniyeler saliseler içerisinde çözülmüş olacak. Onun için kuantum teknoloji, teknolojileri şu anda batıda kullanılıyor. Karşılığında bizde de çalışmalar olduğunu biliyoruz. Biz bu arada bu konuda basit bir ülke değiliz. Saniyeler içinde çözülecek şifreler için artık çok fazla da kafa yormaya gerek yok. Dediğim gibi. Eşikteyiz, kapıdayız. Artık tamamen hayatımızı da bu sisteme göre düzenlemek zorundayız. Yüksek bilinç, yapay zekayı yenebilir mi? Tabii ki. Yapay zeka dediğiniz şey yüksek bilinci karşısında sözü bile olmaz. Bakın insanların kendilerini anlamak için... ...elleriyle yaptıkları heykellerin asılları olabilmeleri mümkün müdür? Yapay zeka ancak o heykelmiş. Işte. İnsan kendini tanımlamak için bazı şeyleri hep böyle vücuda getirir önce. incele. İnsan bugün kitabımızda var... Yapay bilinci de modellemeye çalışıyor şu anda. Çünkü yapay bilinci de yaparak kendi bilincini algılamak için bir model olarak yapıyor. Neden? İnsanın şöyle bir hep doğasında şöyle bir şey var. Bakın metafizik alanda bir dünya var, bir evren var. Hı hı. Fakat biz hep onu maddeleştirip bir elle tutmak istiyoruz. İnsanın böyle bir doğası var. Onun için de yapay bilinçle yapay zeka her ikisi de insanın kendini anlayabilmek ...anlamında yaptığı bir modellemedir. Kendinden iyi olma şansı yoktur. Bilim kurgu filmlerindeki zaman makinelerini düşün. Hmm. Evrende başka galaksilere olan seyahatlerini evet. düşün. Bunları fizik alemde hayal dahi edemediğiniz şeylerin... ...kuantum evreninde her şeyi mümkün olacak. Yani ışınlanma bugün mümkün olacak. Evet. Siz bunu e, evrenin herhangi bir köşesine düşlediğiniz anda... ...belki kullanabilecek seviyeye geleceksiniz. Bugün... Bilim ve teknik bu seviyeye eriştiği zaman en azından bu alanı artık hayatımızın içine daha çok soktuğu zaman olmaz dediğimiz her şeyin olduğunu göreceksiniz. Zaten imkansızın fiziği imkansız kendimizi yani bizim kendimizi kısıtladığımız zaten bir cümle imkansız bu olamaz bu yoktur bunları biz yaratıyoruz. Şöyle bir şey söyledi yayından önce e, Hakan Bey bunu sizlerle paylaşmak durumundayım. E, uzun zamandır dedi yaşamadığınız evler çöker dedi. İşte buradan anlayın. Madde insana, insan da maddeye etki eder diyor. Çok çarpıcı bir cümle anlatır mısınız biraz? Bakın uzun zaman terk edilmiş, içinde insan yaşamayan, çok kısa süre içerisinde dönüş, eve dönüş yaptı girdiğiniz zaman içeri şunu görürsünüz. Birçok eşyanın durup dururken kırıldığını, yani senelerce kullansanız eskimeyecek şeylerin çok hızlı eskidiğini fark edersiniz. Bunu bir takım fiziksel şeylerle anlatabiliriz. Ama... Aslında bir şey vardır. Yaşadığımız alemde hepimiz birbirimize bağlıyız. Maddeyle de bağlıyız. Maddeler de bizimle beraber yaşıyor. Onların da bir bilinci var. Tanecikler bilinçsiz değil. Şu değiller. masanın bir bilinci var mı? Katiyen var. Şu arkamızdaki perdenin bir Her bilinci var. Her şeyin bir bilinci var. Lütfen burayı altı aydına terk edin, geri gelin bakın. Her zaman yalan, e, ampulün yanmadığını, bir kapının kendi elinden çatladığını, bunları göreceksiniz. Madde insandan? insan maddeden, maddeden etkilenir. etkilenir. Evet. Biz şu an e, gözümüzde görmediğimiz için olmadığını düşündüğümüz başka evrenlerle iletişim halinde miyiz? E, Kuantum fiziği bunu söylüyor zaten. Her an her yerdesiniz. Sadece gözlemlediğiniz noktada maddesiniz. Ama aynı anda her yerdesiniz. Ama ben kendimi sadece bu evren ve buradan ibaret, bu dünyadan ibaret zannediyorum. Burayı... Görmüyorum. Çünkü ve ispat bekliyorum. Bakın e, kuantum fiziğinde e, çift yarık deneyinde beklenenin olmadığını bilim adamları gördüğü zaman bir gözlemci koydukları anda her şeyin normale döndüğünü görüyorlar. Yani idrak bir noktada başladığı anda ben buradayım dediğiniz anda gözlemlediğiniz anda artık siz buradasınız. Çift yarık deneyindeki gözlemci etkisini bilmeyenler bir gitsin baksın izlemeniz gerekiyor. Çünkü videoları falan da çekildi. O çok zaman soru. Hakan Bey'in e, ne demek istediğini çok daha. Net anlarsınız önemli bir keşiftir bu. Önemli bir deneydir. Bütün, mesela bütün gençlerin e, bu durumu anlamaya çalışması lazım. Neden? Bu aslında kuantum e, mekaniğinin temeli. Yani hem aynı anda her yerde olmak hem de sadece burada kendini idrak etmek. Bizim cin diye bildiklerimiz ne? Kafamızda böyle bir şablonu oturttuk onları. Şöyle bütün kutsal metinlerde bundan bahsediyor. Evet. Evet. Biz de kitabımızda bunu belirttik zaten. Cin aslında e, yaratılmış bazı varlıkların tamamının adı. Sadece bir şeyin adı değil. Şöyle söyleyeyim, insan ismini koyamadığı, tarif edemediği şeyleri şekillendirir. Cin diye halk arasında tabir edilen şeylerde de oluşan gördüğünü iddia eden insanların tamamı bunu mutlaka iki kollu, iki bacağı, gözü kaşı olan birisi olarak tarif ediyor. Yani insan ancak tanımlayabildiği şekillerde bazı şeyleri oluşturuyor. İnsan beyni bakın yüksek bilinçli bir insan size her türlü görüyü önünüzde oluşturabilir. Bakın Peygamber Efendimizin bir hadisi vardır. Diyor ki istesem diyor cinleri diyor getirir bir ağ şeye ağaca bağlarım diyor çocuk Medine'nin çocukları gelsin onu sevsin diyor. Böyle diyor. Yani yüksek bilinçli birisi bunu görünür vaziyette bir şekilde çevirme şansı var. Hazreti Musa'nın asasıyla Kızıl Denizi yarması buna verilebilecek bir örnek midir? Bir de yüksek bilinç örneği midir? Kesinlikle daha başlıyor. Bu aslında peygamberler bize insana verilmiş bir takım özelliklerin asla e, aslında var olduğunu da kanıtlıyor. Evet. Doğru mu anlıyorum? Evet. Ya da onlara atfedilen o mucizeler. Musa Aleyhisselam o yaşa gelene kadar neden Kızıl Denizi yaramamıştı o yaştan sonra? Neden Tur Dağı'na çıktık da o ışıkla karşılaştıktan sonra başlıyor her şey? Yani yüksek bilince erişen insanlar hikaye zannettiğimiz fenomenlerin tamamını gerçekleştirmeleri mümkün. Bu Şu güç onlara bu... bahşedilmiş yani. Bu gücü Allah veriyor onlara. Şu an izleyen biri bizi, benim de çoluğum çocuğum tanıdığım biri bir yüksek bilince sahibi olabilir mi diye kafasından geçirse işaretleri nerede aramalı? Öncelikle eğer çocukta bir takım olağanüstülükler söz konusuysa şüphelenilebilir. Olması noktasında. Ama... Bunun özellikle bir kısmı belirtilmiştir kitapta. Bunların nasıl bir şey olduğunu, bu belirteçlerin nasıl olduğu konusunda. Ve evet, bu çalışmalar daha derinleşerek devam edecektir. Bu konuda insanlar en azından şunu söyleyebilir. Çocuklarının bir takım anlattığı olağanüstülükler veya gerçekleşen olağanüstülükler karşısında endişe etmek yerine aynı zamanda da olabilirliği konusunu bir düşünmekte fayda var tabii ki. Yani bakın bu genç potansiyele sahibiz, yüksek sezgilere sahip. Çok küçük yaşlarda farklı şeylerden bahseden çocuklar, gençler, hatta kimseleri anlatamayanlar, söylemekten çekinenler, zor hayat yaşayanlar hatta bu anlamda. Yani çünkü düşünün ki hem fizik alemde hem metafizik alemde aynı anda hayat içinde yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin edin. Ama şimdi ben böyle gençlere de sesleniyorum. Lütfen bundan korkmayın. Aslında çok güzel bir eşiktesiniz. Allah'ın bahsettiği bir şey bu. Bu farkındalık için yazıldı bu kitapsa kuantum boyutunda istihbarat. Boşuna değil kitabın adı. Gençler bu kitabı okuyun. Kendinizde olan bir takım farklılıkları burada tespit edebilirsiniz. Anlaşılır. Gayet duru bir biçimde yazıldı. Ve burada eğer bir takım kendinizde emareler görüyorsanız işte belki yıllardır endişe ettiğiniz olayların aslında harika bir boyuta açılan kapı olduğunu düşünebiliriz. Evrenin keşif çağı sona eriyor. Ustalık dönemi başlıyor diyor kitapta yazarlar. Ramazan biçer, Eda Alemder. Bunun nasıl mümkün olabileceğini de Hakan Bey bize anlatıyor. E bizim normal hayatta da bildiğimiz bir takım fenomenler var ya hani mesela büyü bunlardan biri. Kuantum fizik tüm bunların bize aslında gerçek olduğunun da yine ispatı mı Hakan Bey? Bakın e, Musa Firavun ve İki büyücü arasındaki anlatılan hikayede e, Firavun Musa Aleyhisselamı alt etmek için iki tane yüksek bilinçli olduğunu düşündüğüm iki tane sihirbazı getirip halatları yılan'a çevirmek suretiyle e, orada bir şey sergiliyor ve Musa'ya diyor ki eğer sen ondan güçlüysen hadi bunları alt et diyor. Musa Aleyhisselam Allah'ın seçtiği en yüksek bilince sahip kişi. O da asasını attığı zaman daha büyük bir yılan çıkıp diğer iki yılanı yutuyor. İşte o zaman oradaki rahiplerin hemen iman edişi. Çünkü düşünün o sihirbazların neler yapabildiğini, ne, ne tür şeyler yapabildiğini. O güçten daha güçlüsünü gördükleri zaman iman etmek ihtiyacı duyuyorlar. Firavun tabii ki yine kibir yapıp bunu kabul etmiyor. Şüphesiz ki sen daha büyük bir büyücüsün diyor. İşte bakın orada büyü diye tabir edilen şey tamamen... Kuantum mekaniğinin yüksek bilinçli bir insandaki tezahürü bir olaydır. Bunu bir şey olarak da hikaye gibi de dinleyebilirsiniz. Hazreti Süleyman'a e, verilen özellikler, o mucizeler, evet. bunların hepsi Evet yüksek bilinç. Evet, en yüksekten bahşedilen, sadece peygamberlere verilmiş, en yüksekten bahşedilen bilincin tezahürleridir. E, hem e, bütün hayvanları ve nebatın dilini bilmesi, karıncalarla konuşması, bütün yaratılmış her şeyin, canlı cansız her şeyin farkında olması ve onlarla iletişim kurabilmesi özellikleri. işte sarayının yapımında kullandığı varlıklar. Hazreti Süleyman. Evet yani işte yedi sene sürüyor bir şeyin oluşması. Bir süre ve zaman alıyor. Siz o varlıkları tarif etseniz, böyle bir elektrik akımı gibi mi tarif edersiniz? Bir ışık mı? Nasıl tarif edersiniz bunu, diğer yaratılmışları? Bunu en güzel e, Rabbim tarif etmiş zaten. Işık, dumansız bir ateşten yarattıkları mesela varlıklar. Dumansız ışık, e, dumansız ateş nedir? Işıktır. Yani demek ki farklı boyutlarda, frekanslarda e, ışık boyutta varlıkları yarattı, yaradan. Ve bunu yüksek bilinçli peygamberler hep de kullandı geri geldiği zaman. Kullanmış olabilir. Hazreti Süleyman Keza örneğinde olduğu Keza, gibi. Bir takım varlıkları kullandı ama bunların işte e, kutsal kitabımız tek bir isim veriyor olabilir yani. Hmm, anladım. Büyü peygamberimize de yapılmış bir şey mesela. Evet. E, çok ağır bir büyü diye okudum ben. Kitapta öyle anlatıyor. O yapılan büyüyü böyle biraz detaylı da anlatıyor. İşte düşünün ki yani bilinç düzeyi belli seviyede olan insanların bir en yüksek düzeyde bilince sahip birine dahi etkisi etki etmeye çalıştığı vaka zaten iki tane ayet geliyor koruyucu var. Yani o, demek ki az güçlü değiller yani o büyüğü yapanlar. Onun için de bakın kuantum mekaniği tabii ki o gün o güçlerini kullananlar bunu kuantum mekaniği olarak mı adlandırıyorlardı hiç sanmıyorum. Doğuştan böyle güçleri vardı bu güçlerin farkındaydılar ve Maddelerin üzerine, üstelik maddelerin üzerine bir şeyler yazarak farkında olmadan... Bakın e, bazı şeyler, büyüler ritüeldir sadece. Zaten olan evrende gözle görülmeyen biçimde olur. Enerji vasıtasıyla her şey olur. Yani gidip vudu büyülerinde bir şeylere, bir takım bebeklere iğneler saplamakla vesaire değil. Onlar sadece... Ortaya çıkarılan o enerji aslında. E, aslında olan Onu şey, mümkün kılan. Yüksek bilince sahip, belli bir bilinç düzeyinde olan insanların bu güçlerini kötü yönde kullanmalarıdır. Kısa kısa soruyorum. Yüksek bilinç bir elektrik halimidir. Yüksek bilinç yüksek bir enerji halidir. İnsan bilimci atomdan daha mı kuvvetli? Kesinlikle daha kuvvetli. Zihin mucize oluşturabilir mi? Evet mucize oluşturabilir ve bu da kuantum fiziğiyle izah edilebilir. Akıllara durgunluk veren iki dünya. inanması güç geliyor insana ama mesela gündelik yaşamdan Şununla açıklayabilir miyiz? Yanlışım varsa düzeltin. Ee, mesela Hint fakiri deriz ya biz onlara. Acıyı hissetmezler. Kırık camların üzerinde ateşin üstünde yürürler. İşte çivili şeylerde sandalyelerde otururlar. Mesela bunlar da bir yüksek bilinç tezahürü olarak. Belki gündelik yaşamdan bunları anlatırsak biraz daha kafasında olgunlaştırabilir izleyen diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim olmaz diyemem. Ama bunu tam da böyle yüksek bilinç durumu olarak da kabul etmem çok fazla. Ya da şunu örnek verebilir miyiz? İnsan isterse bunları aslında yapabilecek güce ve kuvvete sahip. Evet. İkna edilmiş insanlar da bunu yapabilir. Yani mesela hipnoz sözlerine bakın mesela. Yani birçok şey yapılabiliyor. Fakat şunu söyleyeyim. Yüksek bilinç hali çok başka bir şey. Yüksek bilinç durumlarında dedim ya. Bir insanın ben yapamıyorum ama yapabilenler var gördük. Kaşı eğebilmesi mesela bakışlarıyla. Evet. Bunu yapabilirler. İnsan hatta şöyle Kilometrelerce ötede insanları öldürebilecek düzeyde biyolojik durumlarına, fiziksel durumlarına müdahale edenler var. Nazar öldürür derler mesela. Evet mesela nazar, nazar konusundaki olan şeyin bugüne kadar işte dini taraftan anlatmak gerekirse kötü bir enerji olarak mesela söylenebilir. Halbuki orada oluşan enerji. Kuantum. Tamamen bir kuantum mekaniğiyle izah edebilecek bir e, etki etme durumudur yani. Ya ne olur azıcık anlatın. Ne oluyor ya? Yani başka bir evrende o olay vuku buluyor. Sonra bize mi sirayet ediyor? Evet. Tam anlayamıyorum orayı. Şu, bakın hep hep şöyle düşünüyoruz Biz birbirimize fizikel, fiziksel manada müdahale ettiğimizi zannediyoruz. Halbuki yarayı şeyde alıyoruz. İkinci boyutta alıyoruz. O onun tezahürüdür fizik boyutumuza olanlar. Yani hastalanmanız... Buradaki tezahür aslında ilk şey burada hastalık öteki tarafta başlıyor. Enerji bedenimde başlıyor. Tabii. Çünkü bakın zaten Allah tarafından size verilen ışık olmasa siz bedeniniz bir ceset zaten. Onun için de hastalığına o da bedeni terk ettiği zaman zaten ne oluyor ki yani? Bilinç de yok şey diyor et yanından ibaretiz. Onun için de etki metafizik alanda oluyor. Onun tezahürü fizik alanda Ölüm o zaman o ışığın sıfırlanması demek mi? Kesinlikle böyle bir şey. Işığın çekildiği yerde ölüsünüz artık. Sonra yeniden uyandığımda neredeyim? Işığın merkezindesiniz herhalde. İnşallah. Böyle söylüyor. Kitabımız böyle söylüyor. O zaman cennet, cehennem de bir çeşit e, bizim şu an bilmediğimiz diğer evrenler olarak, paralel evrenler olarak adlandırabilir yani miyiz? Hani bana dediniz ki şey beyin bir şey midir? Arayüz müdür? <laughs> Arayüzün tanımlayabildiği şeydir. Cennet ve cehennem. Biri sıcak, biri soğuk. Veya işte <laughs> birinde çok güzel ırmaklar akıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sizi sonsuz bir evrende her şeyi bahşedebilen bir Allah'tan bir köşk mü istiyorsunuz sadece? Onun beklentiniz nedir? İşte bu da şeydir. Bizim insanlık e, boyutunda geldiğimiz beşerle insan arasındaki o şeyi aşamamamızdan kaynaklanıyor. Beşerin talepleri. Beşer şunu ister. Bir evim olsun, barkım olsun. Dünyalıklar yani dünyalıkla tarif eder. Onun için de kutsal kitapta da anlatmak istediği şeyleri avamın anlayabileceği Aa, en basit dille şimdi tarif anladım. Dünyada ben en iyi şeyi bir ev olarak köşk zannediyorum ya. Öbür alemde de beni iyilerden olursam köşk bekliyor. Yani bu hepimizin anlayabileceği bir dil olsun diye. Yoksa cennet bunların çok ötesi mi diyorsunuz? Peki size şöyle söyleyeyim. Cennette her istediğinizin bir anda önünüzde oluşması meselesi nedir? Aslında kuantum boyutta o olasılıklar. Bravo. Kesinlikle böyle. Aha. Yani... Kafanızda tahayyül ettiğiniz anda önünüzde yaratılması meselesinde yaradan o, o boyuta gittiğiniz zaman, siz o boyutta olduğunuz zaman Allah tarafından size artık o kapı açıktır. Siz ye, istediğiniz yemeği mesela yemek diyoruz. Asla bakın bunların hiçbiri yok. Mutlak bir huzur var, sıfır endişe var ve, ve, yok. Size, ve size şöyle söyleyeyim, asla dönmüş hapishaneden o bedenlenmeden. Aslına dönmüş artık tamamen huzur ve endişesi hiçbir şey kalmamış. Ne beslenmek ne barınmak ne bunlar hiçbir yok. Ama öyle bir çağ geliyor ki az önce söylediklerinizin kuantik çağda ışınlanmadan tutun anda bir şeyleri oldurabilme gibi yetenekler ortaya çıkacak. Evet. Bizim de o çağa hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ez cümle evet. kitabın amacı nihai amacı sizin de söylediklerinizin nihai amacı bu. Bakın mağaradan çıktık. Avcı toplayıcılıktan. Bugünlere geldik. Bilgisayarlar yapıyoruz. Kuantum bilgisayarlarından evet. bahsediyoruz. Neden ötesi olmasın? Niye ötesine inanmakta güçlük çekiyoruz? Mağaradan buraya gelene kadar olan bütün insanların bütün tarihine inanıyoruz. Fakat gel gelelim ki iş metafizik boyuttaki olan bitenleri hatta ikinci boyutunuzu fizik anlamında izah etmeye kalktığımız zaman acaba mı diyorsunuz? Bakın bence bu devirde kapanıyor mağara devri nasıl bittiyse bu devirde kapanır. Bundan sonra icat edilecek her şey de mutlak surette kuantum fiziği dikkate alınacak. Alınmak zorunda. Alınmaz ise tıpkı o devirde kalan daha zekası daha düşük. E, efendime söyleyeyim alcı ve toplayıcılığın dışında çok fazla bir şey üretemeyen insanlar gibi yok olacağız. Hakan Bey çok yeni bir gelişme. Elon Musk uzun zamandır uğraşıyor. Ee, insan beynine çip takma meselesi bunun deneylerini yaptı ve bir insana da takıldığının haberi geldi. Mesela bu bize sizin anlattıklarınızı üst üste koyduğumuzda nasıl bir mesaj veriyor? Yani şöyle izah edebilirim. Aslında o sizin ilk bana sormuş olduğunuz beyin arayüzüne Hı -hı. bir e, teknik bir müdahale. Yani mesela aslında beyin şu anda mesela ilk Starlink projesiyle başlayan Hı -hı. Hı -hı. şimdi de e, bir beyin çipiyle başlayan düşünceye, ve insanın e, özellikle ilk ilk etapta hani kamuoyuna sunulan şekliyle söyleyeyim ben size. Beyin felçi bir takım şeyler hı hı. geçiren, rahatsızlıklara müdahale anlamında şey yapan, e, kamuoyuna sunula, sunulduğu haliyle söyleyeyim. Fakat bu çipin Starlink vasıtasıyla e, her yerden erişilebilir durumda insanların tamamına bunu uygulandığını düşünün. Bundan sonra herkes Wi-Fi gibi birbirine bağlıdır. Hı hı. Ama bu sizin İlk olarak fizik bedeninize, arayüze müdahaledir. Bilince değil. Bilince değil. Hayır. Bilince değil. erişemezler mi? Beyinle uğraştıkları sürece orada bilince müdahaleleri söz konusu değildir. Ama bu çiple şu anda beynin projeksiyonlarına müdahale edebilirler artık. Hmm. Ben kitaptan bazı notlar aldım. Bilinçman on... başka bir şey. Ben onları izleyicilerimize aktarırken lütfen siz de son sözlerinizi düşünün. Ben çünkü bu kitabı çok mühimsiyorum. Yeni bir çağ geliyor. Ee, bu çağın dışında kalmamak lazım. Yani aslında devletimiz için de büyük bir beka meselesi bu. Ee, kimi yetkililerin bile okuması gerektiğini düşünüyorum ben bu kitabı. Bilmiyorum Hakan evet, Bey bana katılır mısınız? Evet. Ee, ama şöyle kitaptan aldığım notları ben aktarayım. Ne olur eksiğimiz varsa siz de ardına ekleyin. Bir kere kuantum evrende işler çok farklı yürüyor. Zaten kuantum fiziğin keşfi bunu bize kanıtladı. Bu kitapta bize böyle paradoks gibi gelen bilinmeyen, olağanüstülü gibi gelen durumları açıklayan bir kitap. Ee, sonrasında da şunu demişler mesela kitapta, kuantum fiziği sayesinde yazarlar diyor ki insan beyni ve bilincinin gizemi çözülecek, yüksek bilinçte insanların farkına varılacak. İnsan beyni daha yüksek boyutları anlayabilecek kapasitededir diyor yine yazarlar. Geleceğin istihbaratı içinde bu zorunluluktur. Yüksek bilince sahip insanlar kuantum fizik evrenin daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Allah'ın yaratışı karşısında gerçekten acizliğimizi anlıyor. Kuantum fizik Allah'a olan inancı da arttırıyor diyor kitapta. Peki kitabın editörü yazarlarla 6 yıl çalışmış isim kitabın sözcüsü Hakan Sancar bize son olarak ne söyler? Bu kitabı nasıl muhatabı olan gençlere özellikle sesleniyorum. Bu konuda farklı düşünceleri olan, sorgulayan bütün beyinler bu kitabı mutlaka okusunlar. Bunu özellikle rica ederim. Bu kitapta Türk gençliğine çok ciddi mesajlar var, çok ciddi bilgiler var. Bu bilgilerin mutlak surette gençliğimize ulaşması lazım. Yani kuantik çağda Elon Musk'ın e, Neuralink'i, e, o çipleri bir anlam taşımayacak ama yüksek bilincin bir anlamı olacak diye özetleyebilir miyiz? İnsanın modellediği şeyle insan arasında daha kadar fark vardır. Onun için temel olan insandır. İnsan gücümüze güveneceğiz ve önceliğimizin devletimiz açısından da insan insan varlığımızı farkında olmak ve onlara sahip çıkmak olduğunu mutlaka yaratıma da güveneceğiz. Anlamı evet. taşıyor bu. Tabii. Ki. Daha çok fark Tabii. etmesek de bir takım üstün özelliklerle donatılmış bir varlığız. Evet. Ve hatta diyor ki Hakan Bey bizden daha üstün yaratılmış bir varlık. Evet. Yok diyor. Bu ee... yaradan zaten kitabında e, ayetlerde zaten söylüyor. Sabit, evet. Bu benim görüşüm değil. Bize yaradanın bize zaten e, göndermiş olduğu ayetlerde sabit. İnsan sadece kapasitesini tamamıyla kullanmıyor. Ama kullanacak. Evet, o kapı o eşikteyiz. O eşikteyiz. Kapı aralandı diyor. Hakan Sancar. Artık şunu aşacağız Ferda Hanım. Beynimizin kaçta kaçını kullanıyoruz soruları bitecek. Çünkü olay beynimizde değil bilinçli olacak. Onun için bilinçli olan şunun için gerçekten dua ediyorum. Yazarlarımız bununla ilgili ilk bir adım attılar. Dünyada bilinç konusunda çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Ama bunun en ciddilerinden birinin de Türkiye'de yapıldığını görmüş olacaklar. Çünkü bu kitabın gittiği yer oralar. Biz boş durmuyoruz değil mi? asla boş durmuyoruz. Asla umutsuzluk yok, ümitsizlik yok. İnsan, biz kadim Türk devletiyiz. Ve bizim geçmişten gelen morfik alandaki bilgi şu anda bizim DNA'larımızda kayıtlı. Ve biz mutlak surette bu kapıdan bu eşiği geçeceğiz ve bu işin bir parçası olacağız. DNA'lar da birbiriyle haberleşiyor mu? Kesinlikle. Bütün, bakın. Bütün atom altı parçacıklar birbiriyle bağlantı halinde olduğu için DNA'da bunun bir parçası elbette. Efendim daha ötesi bu kitapta Hakan Sancar anlattı. Yazarlar Ramazan Biçer, Eda Alemdar. Kuantum e, boyutunda istihbarat, Hal kitaptan çıkan bir kitap. Hepinize şiddetle okumanızı, evinizde bulundurmanızı öneriyorum. Bugün olmasa bile yarın bu kitap hepinize lazım olacak. Hakan evet. Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Yine bir sürü şey öğrendik. Her defasında diyorum ki Aa, şaşırmam artık. Ama şaşkınlığım yine devam etti bu programda da. Gerçekten. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Kitabın bolca okuru olsun. İnşallah. Ee, izlediğiniz için de her zaman olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.